Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğa. Bugün sizlere 2x2'de nasıl sub 5 olursunuz size bugün bunu öğreteceğim. Arkadaşlar bu öğreteceğim metodun ismi Ortega metodu. Bu metot arkadaşlar çoğu küpçü tarafından kullanılmakta. Yani tam böyle ne iyi olan ne kötü olan küpçüler. Örneğin ben şu an ben sub 5 average alabiliyorum bununla. Yani Ortega metoduyla. E, alıyorum yani sab 5'im hatta Bu metotun Şöyle güzel bir özelliği var arkadaşlar Yani e, Nasıl desem Çoğu algoritma le, e, Layer by layer yani Benim ilk videom olan 2x2 başlangıç Metoduyla aynı arkadaşlar O layer algoritmaları e, O yüzden onları e, Çok kısa göstereceğim Arkadaşlar bu arada bunu başlıyorsanız Sizin e, layer by layer e, Metodunu ...bildiğinizi e, kabul ediyorum. E, bilmiyorsunuz benim ilk videomdan belki şu an... ...buraya koyarım. Oradan ulaşabilen ilk konu öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Onunla bir sap ...yani 6-7 saniyeleri düşün ondan sonra öğrenmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani öyle diyeyim size. Ama kesinlikle o zamana kadar layer by layer size idare edecektir. Şimdi... Arkadaşlar bu Ortego nedir? Bu küpleri yana koyayım ve size örnek bir çözüm yapayım. Şimdi arkadaşlar biz normalde e, ne yaparız layer by layer'da herhangi bir renkten ilk, ilk yapabildiğinizi varsayıyorum. Şöyle yaparız. Arkadaşlar şöyle yaparız değil mi ilk katmanı. Böyle. Ondan sonra o e, şöyle l yapıp ve l yaparız. Arkadaşlar ortak e, ortak metodunda ise şöyle yapıyoruz bizim Aynen arkadaşlar bizim şöyle illaki hepsini yapmamıza gerek kalmayacak. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. yeter ki bir yüzünüz olsun. Mesela bir de şuradan göstereyim. Mesela arkadaşlar böyle veya böyle. Hiç böyle Tamamen bunların aynı olması gerekiyor. Sadece burada ihtiyacınız olan tek şey yüz. Ondan sonra normal layer by layer de OLL'mizi yapıyoruz. Ve en son arkadaşlar yaklaşık olarak bir düşüneyim. 1 ee, bir. 3 e, iki Üç. Dört. Beş, beş, algoritmadan birisini yaparak. Altı özlerim. Kübümüzü bitiriyoruz. Arkadaşlar şimdi şu ilk katmanı durmayacağım. Özellikle OLL ve PBL adını verdiğimiz son katman aslında bütün küpü bitirme yerine kullanacağım. Bu arada arkadaşlar bu metod EG'ye bayağı benziyor çünkü orada da e, böyle yapabiliyoruz. Aslında ECE e, layer by layer'ın CLL gibi ama e, burada yani yine tek yüz yapıp yine küpü tekrar bitiriyoruz. Ben onu tabii bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar Size çok basit bir yüz yapacağım. Şimdi yüzlere e, dedim ki ya da demedim ki hatırlıyorum örümcesilerim. dilerim. E, çok üzerine durmayacağım. Burada örneğin şurası güzel. Ya yani şu şurası güzelmiş. Ha, ya da arkadaşlar şöyle bu üçlü şeyler bulursanız çok güzel. Bu arada ortaya en güzel özelliklerinden birisi de ilk katmanı çok düşük hamlelerde yapabiliyorsunuz. Layer by layer'daki gibi çünkü önemsemize gerek. Mesela bunu nasıl yapabilirim? Bunu oturtarak arkadaşlar direkt ilk yüz yapabilirim. Dediğim gibi bunları önemsemiyoruz. Arkadaşlar şimdi e, sizin ilk katmanı yaptığınızdan başlayıp e, OLL'ye doğru geçeceğim. Arkadaşlar layer by layer ile OLL'si tamamen aynı. Kısaca hepsinin üzerinden geçeceğim. Eğer e, e, yani ee, öğrenmek istiyorsanız 2x2 olaylarının aşağıya bir koyabilirim. Ben sadece şu an üzerinden kısaca geçmiş olacağım. Bu su'un durumu. Tek bir tane var ve e, şurada Bu sarıyı e, Böyle önümüze alıyoruz ve şunu algoritmasını yapıyoruz. R U R ters U R U2 R ters Gördüğünüz gibi e, Algoritmamız olmuş oldu. Arkadaşlar. Şimdi eğer bu yine tek bir tane geldi. Az önceki sundu bu anti sundu göstereceğim. Eğer yine böyle geldi bir tane. Ama baktığınızda şurada sarı yok. Burada var. Ya şuradan aynısını soldan yapabilirsiniz. Veya şunu göstereceğiz. Ee, sarı sağ tutuyorsunuz. sağ üstte tutuyorsunuz ve şunu yapıyorsunuz. ilk sunun tam tersi. R2 öz, R özlerim. R U2 R ters. U ters, R, bu ters, R ters. Arkadaşlar yine e, üstü oldu. Bu arada hepsini sarı üst katmanla gösteriyorum. Arkadaşlar şöyle bir durum gelebilir. Üste hiç yok bu H durumu bu arada. Üste hiç yok e, bir sarı parça yani üst katmanın parçası. Şöyle iki tane böyle headlight dediğimiz yani iki tane aynı renk köşeler var böyle arka arkaya arkaya. da şöyle yapıyorsunuz. R2 U2 R ters U2, R2 Aslında arkadaşlar bu algoritma çok hızlı çünkü sayıda Aşağıya böyle böyle yapıyoruz sadece bir tanesini R ters yapıyoruz Bir algoritmamız Bunu unuttum arkadaşlar Pi'di sanırım bu Pi, pi case'i Yine üstte hiç sarı yok ama yine arkadaşlar arkadaşlar bir tane böyle var ama arkasına baktığımızda burada yok, yanlar açılmış. Öyle olunca iki tane aynı üst katman rengi olanı solda tutup şunu yapıyoruz. F. iki tane sexy move yapıyoruz kısaca. R, U, R ters, U ters. R, U, R ters, U ters. F ters. Ve e, yine arkadaşlar üst katmanımız oluyor. Şimdi bir başka durum ise U'du sanırım bu. Üste bir tane böyle İki tane aynı renk üst katman bloğu var ve tam arkadaşlar paralelinde ise burada yani üstte olman ama üst, üst parçanın olması gereken yerde yanda bulunan yine böyle iki tane ayrı renk headlights var. Bu durumda üsttekileri sağda hep böyle tutuyoruz. Yani arkadaşlar üstte sağda hep böyle yan yana olanları hep böyle tutacaksınız. Şunu yapıyorsunuz. F Seksi mu yani R U R ters U ters F ters. Ee, arkadaşlar bir başka durum ise yine böyle var. Ama buraya baktığınızda paralelinde yok. Yanları açılmış. Az önceki pie case'indeki gibi. Bu da şöyle yapıyorsunuz. Kısaca 8x Bu ne demek oluyor? R u r ters u ters r ters f r f ters. Arkadaşlar bu sefer şöyle gelelim. Üst katmanda yan yana dille çaprazlama üst katman rengi var ve böyle yanlara açılmış bu renkler. Bu durumda arkadaşlar şöyle yapacaksınız yani iki sefer böyle çapraz ve bir parçası önünüzde sağda ve birisi de solda geride. Şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. E, F ters. Seksi mu? R, U, R ters, U ters. Sayı çemenin son hamlesi hali yani. R ters, F, R. Arkadaşlar size e, öğretmem gereken OLL durumları bu kadar. E, şimdi arkadaşlar e, PBL'e geçeceğiz. Ee, şimdi arkadaşlar size göstermem du durumlardan e, birisi de şu an önümüze görüyorsunuz. Şunu yana çekelim yine. PBL'e geçtik arkadaşlar şimdi. Görüyorsunuz ki burada e, iki tane arkadaşlar yani hepsini bitti. Ole katman ilk yüzü ve Ole ile bitti arkadaşlar. Sonra şöyle bir şey oluyor. İki tane böyle olmuş parça var. Ve altta da iki tane olmuş parça var. Arkadaşlar birazdan size aynısını göstereceğim. Bu iki parça arkadaşlar ne renk olursa olsun birleştirip arkaya koyuyoruz ve şunu yapıyoruz. R2 U ters. R2 U2 F2 U ters. R 2 u f 2 u ters r r 2 Arkası aynı şey. Tek renk de olabilir. Bakın yine üst katlamanda böyle bir blok var. Aynı zamanda yerde de var. yani aşağı katmanda da var. Bunu aşağı beraber birleştiriyoruz. Arkasına koyun. Ne renk olursa olsun. Derim arkadaşlar. R2 U ters. R2 U2 F2 U ters R2 Arkadaşlar bir başka durumumuz ise Hiçbir yerde Bar yok yani görüyorsunuz Hiçbir yerde Bu durum arkadaşlar size böyle de gelebilir Böyle de gelebilir Veya böyle gelebilir 3 durumu var Burada nerede olursanız olsun Hiçbir yerde bar yoksa arkadaşlar Şu tek algoritma yönlüğümüz R2 F2 R2 Helalde en kolay 2 çarpı kelepçesi Olabilir Yani bu kadar hızlı yapılabiliyor. Aynı şekilde mesela size hiç böyle geldi tamamen alakasız. Burada da R2 F2 R2 yapın. En son bu U ya da U ters veya U ikenlisiyle kalabilirsiniz. Aynı şekilde burada da yine hiç bar yok. Herhangi bir yerden R2 F2 R2 yapıyorum. Burada U2 oldu. Arkadaşlar durumu getirdim. Görüyorsunuz aşağı katmanda hiç bar yok. Ve arkadaşlar üst katmanda hiç bar yok. Aşağı katmanda bir var veya aşağı katmanda hiç bar yok ve üstte bir tane bar var. Arkadaşlar burada ne olursa olsun şunu yapacaksınız. Barı sürekli arkadaşlar alır alıyorsunuz. Yani şöyle iki renk aynı köşe sürekli onu arkaya alacaksınız o demektir. Ama birazdan o değişecek. Arkadaş ee, arkadaşlar alıyorsunuz. Mesela böyle geldi. Burada yine arkaya çevireceksiniz ama ilk başta üste koyup ondan sonra arkaya çeviriyorsunuz. Arkaya koyduktan sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. R ters. U, R ters, B2, R, U ters, R ters. Arkadaşlar şu kısaca şöyle. R ters, U, R ters yaptık. Bu bir arkadaşlar setup hamlesi. Burada asıl hamlemiz B2. Aynı sonra ilk baş yaptığımız anları geri çeviririz. R, U ters, R ters. Şöyle. ilk katman oldu. Yani şöyle. Oldu arkadaşlar. Arkamanız böyle bir tane bar var. Üstteki tamamen katman oldu. Buradan ne yapacaksınız? Ya böyle aşağı aş, böyle ters çevir küpü I, T perm veya J perm yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar size daha kolay bir algoritma göstereceğim. Her zaman böyle bir tane şu barı solda tutuyoruz. Katman zaten nerede olsa onun sonra ya böyle ya böyle tutabilirsiniz. Şöyle yapıyoruz. T perm ama sadece arkadaşlar en başında R yerine R ters var ve en sonunda R2 var. Yani şunu göstereyim. R ters yapıp Arkadaşlar normal T perm yapıyorsunuz. Ee, en sonda R2 yapıyoruz. Yani arkadaşlar şöyle oluyor. R ters U R ters U ters R ters F R2, R2. U ters R ters U R U R ters F ters r Arkadaşlar bu. Ee, şimdi bir de arkadaşlar e, size normal şöyle şu durumu göstereceğim. Üst katman yine olmuş ama aşağıdaki şey hiçbir var yok. Herhangi bir yerden Arkadaşlar ben bunu algoritması bilmiyorum. E, ezberlemedim yani. Yine bir algoritması var yapabiliriz. Ama ben direkt bu kütübü ters çevirip normal layer by layer de algoritmasını yapıyorum. Yani kısaca v, y ya, perm yani y F, r, u ters, r ters. U ters, r, u, r ters. F ters. Sonra 60 mu seçeneği zaten bu durum geldi. O r, r, u, r ters, u ters. R ters, f, r, f ters. Arkadaşlar. E, bunların yanında Normal e, şu iki hal gitme var size arkadaşlar üst, alt katmanı normal yüz yapmaya çalışırken bütün katman olmuş halde geliyor O zaman arkadaşlar O OLL yaptıktan sonra normal e, layer by layer görüntüsünü yapacağız Burada J perm veya T perm olabilir şu barı sola koyup arkadaşlar burada herhangi bir yerden Y perm yapacağız Ve arkadaşlar küt kütüyor Evet arkadaşlar yakında Ortegon'un örnek çözümü gelecek yine de ben bir örnek çözümü yapayım Tekrar. Arkadaşlar şurada 3 tane olması için 3 taneleri ve 2 taneleri olmaya çalışmaya ya böyle yere hiç yoksa üçlü. Ben arkadaşlar böyle RTS böyle oturtuyorum. Oturttum. Ee, arkadaşlar bu arada bu parçalara bakarak bir barınız olup veya on, nerede olacağını bak bakabilirsiniz. Ben burada olacağını biliyordum zaten. Sonra arkadaşlar o yapıyoruz. Bu arada bu su yani neyse. O yaptık. Anti suun gelmişti. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz üstte hiç bar yok aşağıda bir bar var. Bu ıı, aşağıdaki üste çevir arkaya koyuyoruz ve algoritmamızı göz. R ters, Bu R ters, B2, R U R ters. Ve arkadaşlar küpemiz bitiyor. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve daha fazla böyle video gelmesi için abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar İzmir Summer 2019 yarışmasına kesinlikle kaydolmayı unutmayın. Ben de geleceğim oraya. İzmir Summer diyoruz arkadaşlar. İzmir Open 2020. Ee, kesinlikle oraya kaydolmayı unutmayın. E, hepsini kaybetmeye çalışacağım. Görüşmek üzere ve bay bay.